Merhaba, ben Li. O ne diyor ya? Sorularınızı cevaplamaya geldim. Bakalım neler sormuşsunuz. Başlayayım mı? Rap dinliyor musunuz? Özellikle takip ettiğiniz biri var mı? Benim Peri şarkımda Ayben'le düet yapmıştık. Özellikle takip ettiğim bir rap sanatçısı var mı? Yok galiba ama en son Kendrick Lamar'ın bir tane albümünü dinledim. En son albümünü ve şarkı sözlerine baktım. Merak ettim çünkü. Nil de bizim gibi kek yaparken kek şarkısını söylüyor mu? Kek yaparken kek şarkısını söylemiyorum çünkü mutfakta o kadar iyi değilim. O yüzden muhtemelen şarkı söylemek yerine tamamıyla miktarları doğru koyup koymadığımı bakıyor olabilirim. Ablam iyi güzel ama nereye kadar tek taşımızı kendimiz alacağız? Evet. Her zaman kendimiz alacağız. Her zaman kendimiz alacağız çünkü tek taşımızı kendimiz alırsak özgürleşiriz. Bunu her zaman söylüyorum. Bir kadının tek taşını kendine alması bir sembol. Benim de tek taşım yok. O ekonomik bağımsızlığın sembolü, o yüzden her zaman. Eşiniz reklamcılık alanında çok başarılı işler imza attı. Siz de kendi alanınızda çok başarılısınız. Birbirinizin yaratıcılığına katkınız olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Özellikle benim kelebek videolarımda en son beraber çalıştık hepsinde. Gençliğime sevgilerimle de, yılbaşı için yaptığımızda, annelerininle de Serdar çekti hepsini. Tabii ki birbirimize çok katkımız oluyor. Ben de ona jingle'lar yapıyorum. Ona da her konudaki fikrini soruyorum. O da bana bazen soruyor. O yüzden birbirimize besleyen iki bitkiyiz diyebilirim. O seni Prenses Peri sanıyorken senin lahmacun kebaba düştüğün doğru mu? Lahmacun kebaba mı düşmüşüm? Yani lahmacun kebap severim ama düşecek kadar değil. İyi ki klibiniz çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sonunda bir klipte sıfır beden, ideal ya da aşırı kaslı olmayan normal insanlar görebildik. Bu tercihi özellikle mi yaptınız? Bu soruyu sormanıza çok sevindim. Çünkü gerçekten özellikle yaptık. Gerçek bir terapi grubu olmasını istedik. Hatta bu yüzden de biraz zorlandık çünkü ben dahil hiç kimse danslı değildi. Sadece 3 kişi danslıydı aramızda ve o yüzden çok çalışmak zorunda kaldık. Ama bu farkı hissetmeniz, görmeniz beni çok mutlu etti. Bundan sonraki klibimlerimde de belki aynı şekilde davranırız. Bu videoyu çok sevdiğiniz bir söz bırakır mısınız? Sizi seviyorum. Çok sevdiğim bir söz. Abart, çoğalt, parlat. Bu aralar bizim Nil'in markamızın da sloganı. Abartın, çoğaltın, parlatın. İkinci adın var mı yoksa bu açığı soyadın kapatıyor mu? Tam ismim Ferhan Nil Kara İbrahimgil Erener. Bir Meksikalı'dan hiçbir farkım yok. Tatlı tariflerini ezberlemek zor oluyor. Rica etsek bir iki tane daha şarkı yapar mısınız tarifler üzerine? Portakallı kek, evet. Ya o hakikaten çok ilginç oldu. Çünkü şarkıyı dinleyince gerçekten portakallı kek yapılıyor. Hiçbir malzeme eksik tutmamaya çalıştım. Neyin yapayım acaba şarkısını? İlginç bir teklif. Patlıcan, musakka falan deneyebilirim. Sence dünyanın en büyük sorunu ne? Seni çok seviyorum. Dünyanın en büyük sorunu erkeklerin egosu olabilir. Yasa dışı madde falan mı kullanıyorsun? Hiç yaşlanmıyorsun da. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yok, yasa dışı madde kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmamaya çalışıyorum. Gerçekten hala botoks yaptırmamakla övünüyorum. Ama nereye kadar onu da bilmiyorum. Ama şu ana kadar fena değil durum. Çok teşekkür ederim. Nil adım Karen, 14 yaşındayım. Bugün hiçbir okula yerleşemediğimi gördüm LGS sonucumda. Sizin videolarınız ve şarkınız beni motive ediyor. Yeni açtım. Size soru sorabileceğimi gördüm. Çok sıkıldım ve çok sıkıştım. Keman çaldığım yetmedi. Başka öneriniz var mı? Yani bu sınav sistemleri ve eğitim sistemleri konusunda gerçekten saatlerce konuşmak istiyorum. Çünkü 4 yaşında bir oğlum var ve ben de bunun bunalımını yaşıyorum şu anda. Eğitimin çoğu şeyi öldürdüğünü, çoğu insanın bireyselliğini yok ettiğini, yaratıcılığını budadığını gördük, hepimiz gördük. Sınavlar hiçbir şey demek değil. Benim de kaybettiğim bir sürü yarış oldu. Mesela Roxy Müzik Yarışması'nı kaybetmiştim ama bu hiçbir şey demek olmadı. Sınavlarla ilgili Yaş 18 şarkısını dinlemeni de öneririm. Çünkü hayatta şıklar yok, hayatta bir sürü olasılık var. Kendi hikayeni yazmaya devam et lütfen. Sertab Erener sana görümcelik yapıyor mu? Yapıyor. Çok iyi yapıyor. Harika bir görümcem var. Çok güzel yapıyor. Çok şanslıyım. Çok da tatlı halılık yapıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yıllarca özgür kız feminist şarkılarla kızların aklını yıkadınız. Ortaokul ve lise zamanlarında sizin yüzünüzden. Kızlar yüz vermezdi. Şimdi evli ve çocuk sahibi kadınsınız. 90-95 doğumlu erkeklerden ne zaman özür dileyeceksiniz? Haklısın. Yani doğruluk payı var. Bazen konserlerde görüyorum. Sevgilisinin baskısıyla gelmiş ve böyle dinliyor mesela. Çocukla yaparım kariyerde falan şarkılarını. Tek taşımı kendime aldımları falan. Ya vallahi kızların aklını yıka yıka daha fazla yıkamak istiyorum aslında. Gerçekten bu ülkede kızların çok fazla kendine güvene ihtiyaçları var. Bir sürü konuda, bir sürü şeye hepimizin ihtiyacı var. O yüzden eğer müsaade edersen bir süre daha yıkamak istiyorum akıllarını. Bence sen de yıka. Çünkü erkekler de feminist olabiliyor biliyorsun. Yani kızları güçlendirmekten kimseye zarar gelmez. Sana da hiç zarar gelmez. 13 yaşında ve dışlanıp sevilmeyen kilolu bir kıza verebileceği tavsiye nedir? Kendi sevmesi için ne yapmalı? Ya bu görüntüyle ilgili ne yazık ki çok takıntılı olduğumuz bir dönemdeyiz. Her şey
Yani senin kendine sorduğun soruları inan ben de kendi açımdan başka türlü soruyorum kendime. Sürekli iyi görünmek zorunda olmak, ince olmak, işte kırışıksız olmak. Şimdi bir de iPhone'da bir sürü app çıkmış. İşte selfie'ni çektiğin zaman pürüzsüz görünüyorsun vesaire. Kendini hiç bu yarışa sokmamanı önereceğim. Kilolu olmanın tek bir sana tavsiye edebileceğim, birazcık kilo ver diyebileceğim tarafı şu, o da sağlık. Eğer elinden geliyorsa kilo vermeni görüntü için değil, başkaları seni sevsin diye değil ama sağlığın için birazcık yapmanı tavsiye ederim. Onun dışında seni içinden görebilenle, gerçekten seni görebilenlerle beraber ol. Sevgili sayenizde Pelin şarkınızda çok hava attım. Evet, Pelinlere çok yaradı o. Tüm Pelinler adına teşekkür ederim, rica ederim. Şarkı hakkında pek çok efsane var, doğrusu nedir? Evet, çok sevindim. Şimdi hakkımda iki tane efsane var, bunları burada düzeltelim. Biri babamla ilgili. Suaviler hep karışıyor. Benim babam, bir ara tişört yaptıracaktım. Benim babam Suavi Kara İbrahimgil diye. Çünkü benim babam da müzisyen ve iki Suavi de aynı dönemde Suavi ismiyle çıktığı için karıştırılıyor bazen bu. Benim babam Suavi Kara İbrahimgil olan Suavi ve Müzikomani şarkısıyla meşhur olmuştu ben çocukken. En meşhur şarkısı o. İnternetten bakabilirsiniz. Bu aralar 1965 şarkısı da çok internette var. Artık yeni bir şarkı daha çıkaracak, Kobra diye. Ben de onu bekliyorum. Kobra şarkısından benim neden böyle olduğumu anlayabilirsiniz zaten. Pelin şarkısı şöyle. Onu da Pelin Batu'ya mı yazdınız diye çok sordular. O şarkıyı ben üniversitede sınıf arkadaşım Pelin'e yazmıştım. Pelin hep böyle mor makyaj yapardı gözüne. O yüzden mor bana gitmez, Pelin'e gider. Oradan geliyor. Yani Boğaziçi Uluslararası İlişkiler'de sınıf arkadaşım olan Pelin'den ilhamla yazılmış bir şarkı. Ama bütün Pelin'lere gitsin. İyi ki yapmışım dediğim bir hatam var mı? Varsa nedir? Vallahi aşık olmak her zaman bazen hata gibi dursa da hep sonunda iyi ki yapmışım diyorsun. O yüzden herhalde kalple ilgili konularda insan iyi ki yapmışım diyor her zaman. Sence özgürlük ne zaman biter? Ebeveyn olunca, evlenince, sevimsiz bir plazada çalışınca. Özgürlük ne zaman biter? Ya özgürlük kanatlarını açamayınca bence bitiyor. Onun da plazayla da alakası yok. Evlilikle de, ebeveynlikle de bir alakası yok. Biliyorsunuz özgürlük sınırların yokluğu değil, o sınırların içinde yapabildiğiniz şeylerle başlıyor. O yüzden özgürlük bence insanın kendini kanatlarını açık uçabiliyorum, kanatlarımı açabiliyorum ve uçabiliyorum diye hissettiği kendi iç duygusuyla ilgili bir şey. Herkes için özgürlüğün tanımı başka. Ama yine söyleyeceğim burada, bir kadın için özgürlüğün birinci maddesi bence ekonomik bağımsızlığı. Yazdığın her bir şarkı bizlere kimi zaman öğüt oldu, kimi zaman yol arkadaşı. Peki sen bu öğütlerini dinliyor musun? Yoksa imamın dediğini yap, yaptığını yapma mı dersin? Valla güzel soru. Bazen kendime de o öğütleri veriyorum. Bazen kelebek yazılarımı kendime de yazıyorum. Dolayısıyla tabii ki şarkılarımda ve yazılarımda söylediğim kadar mükemmel değilim. Onların hepsini yapamıyorum ben de. Ama benim de kendime söylediğim şeyler, size söylediğim şeyler. Cildinin güzelliğini neye borçlusun? Valla neye borçluyum? Belki de beslenmeye. İyi beslenmeye çalışıyorum. Belki de ondandır. Çünkü gerçekten özel senin yapmadığın hiçbir şey yapmıyorumdur muhtemelen. Özgür kızı ruhu hala mevcut mu yoksa ponçik bir anne mi oldu? Ponçik bir anne oldum biraz. Onu söyleyeyim. Ama özgür kız ruhu geçmez, bitmez. O bir kere varsa o her zaman var. O benim içimde. Yani onu kimse çıkaramaz. Neden Nar? Bu terapi grubu klibini çekerken benim aklıma geldi Nar. Çünkü Nar böyle dışarıdan bir görünüp içinde bin tane olan bir şey ya. Terapi grubu da öyle. Yani herkes aslında o sırada kendinden bahsederken birbirinden de biraz bahsediyor. Herkes bir olduğu bir şey aslında. Hepimiz ayrı ayrıyız ama biriz. Nar bunu çok güzel özetliyor diye Nar. Para harcamayı en çok sevdiğin şey nedir? Benim çizgi roman ve ayakkabı. Benim son zamanlarda para harcamayı en çok sevdiğim şey çocuk kitapları. Gerçekten o dünyaya girdiğime çok memnunum. Hiç öğrenmediğim kadar çok şey öğreniyorum. Mesela geçenlerde kuşların taş yuttuğunu öğrendim. Yemeklerini sindirmek için. Biz kanatlı şeyleri ya avlar ya da kafes deriz. Ruhunu bu anlayıştan nasıl koruyorsun? Ay çok güzel bir soru. Ve en son soru. Teşekkür ederim sorana. Biz kanatlı şeyleri ya avlar ya da kafes deriz. Çok güzel. Böyle dıştan sesler korosu gibi bir şey var. Gerçekten her zaman sana şunları söylüyor yani. Senin kanatların yok, sen uçamıyorsun, senin konduğun yerler alçak dallar. Belki kanatların var ama uçamayan bir kuşsun gibi. Seni böyle inandırmaya çalıştıkları çok zamanlar oluyor. Vallahi Nil'e güvenerek. Geçenlerde bir konuşmamda onu anlattım. Her insanın içinde kendi diye birisi var bence. Bir küçük bebek gibi bir şey, kendi. O kendisi insanın. Ve insan en nihayetinde her zaman onu dinlemesi lazım. Ve onun sesini asla kısmaması ve yok etmemesi lazım. O küçüklüğümüzden itibaren bize her zaman yolu gösteriyor. Ve dışarıdakiler ne derse desin, kendi doğruyu söylüyor. Ve onu dinlediğimiz sürece bence sırtımız yere gelmez. Dışarıdakiler ne derse desin, hiç kimse bizim değerimizi belirlemiyor. Biz her zaman değeri kendimize veriyoruz.
yaşıyoruz. Biliyorum bunu söylemek kolay. Ben artık büyüdüm ve bunları rahat rahat söyleyebiliyorum. Ama eminim sen belki işte 18, belki 20'li yaşlarındasın. Öyle hissettim. O yaşlarda ne yazık ki insan bunu o kadar fark edemiyor. Çünkü dış seslere çok açık olduğun ve dış etkenlere çok açık olduğun, arkadaşlarının ne dediğine çok önem verdiğin dönemler onlar. Ama o dönemlerde bile unutma ki değerini veren sensin. Kendini hiç kimsenin para birimine çevirmemeni öneriyorum. Teşekkür ediyorum bu soru için. O ne diyor ya da teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa böyle bu kadar soruyu cevapladım bir çapıda. Teşekkürler.